44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Yine yollardayız, yine çıktık. Yine yürüyoruz. Neyse. Hava güzel. Çıktık. Ay. Evet arkadaşlar, hava güzel, çıktık. Biraz video çekelim, biraz gideceğimiz yerler var. Oraya giderken farklı yolları izleyeceğiz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugünkü konumuz kazalar. İsviçre'de cezalar. Ne gibi cezalar, ne gibi yaptırımlar var, onu konuşacağız. İsviçre dediğim gibi yaşanılır güzel bir ülke. Burada yaşamak, burada olmak insana ayrı bir keyif veriyor. Bu düzenin bir parçası olmak. Tabii ki dediğim gibi ülkenin bu kadar güzel yaşanılır ve düzenli olmasının nedeni de kurallar. Bugün biraz kurallardan bahsedeceğiz. İsviçre'deki olağan yaşamdan bahsedeceğiz. Birçok yorum geliyordu bununla ilgili. Zaten çekmeyi düşünüyordum ama geçenlerde bir motorcu kardeşimiz, kurye kardeşimiz bir siparişini teslim ederken bir arabanın çarpması ve kaçması sonucu olay yerinde yaşamını yitiriyor. Mekanı cennet olsun. Ailesine buradan sabır diliyorum. Ailesine buradan sabır diliyorum. Başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok kötü bir durumdu. Ben çok etkilendim bundan. Yani çarpman ayrı bir dert. Kaçması ayrı bir dert. Tabii olayın içeriğini tam olarak bilmiyoruz. Basına ne kadar yansıyor, ne kadar yansımıyor bunu bilmiyoruz ama söylenildiğine göre sevgilisine bir şey söylerken önünü görmemiş, kör nokta olduğu falan söyleniyor. Her neyse, bu konulara geçelim. Ben özellikle Türkiye'deki insanlardan rica ediyorum. Motorcular ayrı, kuryeler gerçekten ayrı bir sınıftır. Sizin siparişinizi yetiştirmek için canını dişine takıp çalışan insanlar, evine 3 kuruş götürmeye çalışan insanlar bunlar arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin siparişiniz de, yani siz de işveren arasında kalıyor. İşveren, hadi bir an önce şu paketi at gel. Neydi lan? İşverenle sizin aranızda kalıyorlar. İşveren bir an önce siparişini atmasını, gelmesini, müşteri de siparişinin bir an önce gelmesini istiyor. Zamanında götürmezse hem işverenden yediği fırça, hem sizin zamanında gelmediği için ödemediğiniz bir para oluyor sanırım Türkiye'de. Bunun arasında kalıyorlar. Bu insanlar canını dışına takıp çalışıyorlar arkadaşlar. Paketiniz 10 dakika geç gelse de bir şey olmaz. 20 dakika geç gelse de bir şey olmaz. Sonuçta paketiniz gelir. Ama sizin paketiniz zamanda ulaşmak için o insan evine gidemeyebilir. Bu kadar nankör olmayın. Bu kadar bencil olmayın. Karda, kışta, yağmurda, çamurda o insanlar sizin paketlerinizi, o insanlar sizin yiyeceklerinizi getiriyor. Azıcık saygı be, azıcık saygı. Benim birçok arkadaşım var motokuryelik yapan. Ya ben hallerini görüyorum, yemin ediyorum. Yani bir insan mecbur kalmasa, gerçekten hani ben şahsen Allah'a büyük konuşmuyorum ama yapmam o işi ya. Yapmam, yapılacak bir iş değil. Ya bu insanlar sizin işinizi görüyorsa lütfen birazcık o insanlara saygı gösterin. Dememin nedeni, bu konuya girmemizin asıl nedeni de bir kardeşim yorumlarda bu olay İsviçre'de olsaydı o insan ne kadar ceza alırdı gibisinden. Arkadaşlar, burada cezalar çok yüksek. Dediğim gibi şu an burası 50'lik yol. Ben burada 80'le gittiğim takdirde, burada 80'le gittiğim takdirde 3 ay ehliyetim gider. 1000-1500 lira arası bir para cezası öderim. Şu araç benim hiç hoşuma gitmedi. Burada öyle bir durum yaşansa, yani birini öldürsen, yani çok büyük cezalar alırsın. Yani öyle
salıverelim, denetim serbestliği falan yok, direkt içeridesin. Yani burada hatalı haklı da yok. Sen birini öldürdüysen, hani sen haklısın diye bir şey yok. Yani ceza alıyorsun, her şekilde alıyorsun. Almama gibi bir durumun yok. Arabayı kullanamıyorsun, bana senin toprağa çıkıp duruyorsun ya. Habire çıkıyorsun dışarı, anasını satayım. Hani burada cezalara ve kazalara gelecek olursak arkadaşlar, İsviçre belki de trafik kazasından kaynaklı yani trafik kazalarının en az yaşandığı ülke diyebilirim. Yani ben geleli yaklaşık bir 3 yıl oluyor. Bu 3 yıllık süre içerisinde yani taş patlasın taş patlasın bir 50 tane kaza görmüşümdür. Ki her gün yollarda olan bir insanım. Günlük 150 kilometre işe gidip gelen bir insanım. Sadece dediğim gibi yaklaşık bir 50 tane falan görmüşümdür. Ve bunlar sadece küçük kazalar. Yani arkadan çarpmıştır, onun bagajı eğilmiştir, diğerinin tamponu kırılmıştır, kaputu yamulmuştur. O şekilde yani maddi hasarlı kazalar. Sadece bir tane kaza gördüm. Bu da bir kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Sanırım bir tanesi çok çok aşırı hızlı otobanda makas atarken bir araca çarpmıştı. Bundan dolayı tutuklandı. Hatta aile psikolojik sorunları mı ne varmış, öyle bir şeyler söylediler. Yani bunun haricinde ölümlü bir tane kaza gördüm ve duydum. Bunun haricinde ben ölümlü kaza görmedim. Duymadım da. Çünkü nedeni arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada hız yapan yok mu? Var. Kurallara uymayan yok mu? Var. Hatta 120'lik yolda 200-250 basanlar da var. Tabi bunlar ne oluyor? Bunlar yakalanıyor. Yakalandığı takdirde de büyük cezalar alıyorlar. Vay 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 Serdar hocam vay. Takmışsın gene milleti peşine gezdiriyorsun. Bu sefer dükkan iyi çalışıyor. Serdar Hoca. Yani dediğim gibi arkadaşlar yakalanıyor. Yakalandığı zaman da çok büyük cezaları var. Mesela onların başına gelenleri söyleyeyim. Maksimum 2 yılla 7 yıl arası ehliyetleri gidiyor. Yaklaşık bir 7-8 bin frank ceza ödüyorlar. Ve bu ödedikleri ceza ehliyetlerine el konulmasının yanında hapis cezaları mevcut. Bunun haricinde hapis cezası almadın diyelim, ehliyetini alacağın güne kadar, örnek veriyorum 5 yıl mı ehliyetine el konuldu, 5 yıl boyunca sürekli psikoloğa gitmen gerekiyor, hastaneye gitmen gerekiyor, tedavi görmen gerekiyor. Yani çünkü bunu psikolojik bir hastalık olarak görüyorlar ki bu süreç içerisinde harcadığın para da zaten yediğin cezanın 2-3 katına çıkıyor. O yüzden yani burada öyle herkes hız kurallarını ihlal edemez. Sıkar yani biraz arkadaşlar. Arada çıkıyor 3-5 tane andaval yapıyorlar, onlar da yakalanıyor zaten. Dediğim gibi bakın, ben şu anda herkes bana diyor, niye abi ya 80'den daha hızlı gidemiyor musun? Ya motor gidiyor kardeşim. Ama yolun hızı 80 limitli. Yani nasıl basabilirim ki? Bassam, radara girsem, ki burada sadece öyle Türkiye'deki gibi aracı koyup da beklemiyorlar. Mesela şu önümde giden siyah Audi'nin polis olmayacağını kim söyleyebilir? Ya da bu Mini Cooper'un polis olmayacağını kim söyleyebilir? Arkamdaki motorunun polis olmayacağını kim söyleyebilir? Şurada bekleyen yeşil arabanın polis olmayacağını kim söyleyebilir? Yani ben niye güvenerek basabilirim ki? Kusura bakmayın ama yani sen iki tane videoda izlerken gazlama videosu izleyeceğim diye de yani ben ceza alamam arkadaşlar. Türkiye'deki burada parayı ver tamam hadi git gibisinden bir şey yok. Benim 3 ay ehliyetim gittiğinde ben burada hiçbir şey yapamam. Çalışamam da işe de gidip gelemem. 150 kilometre yol gidiyorum ben günlük. Ki yani herkes kurallara uyarken şu kadar insanlar eşek değil, affedersiniz, kurallara uyuyor da ben aralarından 80'le 90'la gideceğim de gazlayacağım da herkes kurallara uyuyor. Bakın arkama bakın. Aynadan görüyor olmanız lazım. Arkamdakiler, önümdekiler
Kimse kimseyi geçmiyor. İşte kimse kimseyi geçmediği için, kurallara uyduğu için burada bu kadar az kaza yaşanıyor. Hatta bu kadar az, neredeyse hiç ölümlü kaza yaşanmıyor. Türkiye'de kimse kurala uymadığı için, herkes kendi kafasına göre bir kural çizdiği için, özellikle de motorcu kardeşlerimiz ölmeye devam ediyor. İnsanlarımız ölmeye devam ediyor, edecektir. Çünkü bu zihniyet düzelmediği sürece bu devran böyle gidecek arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.